Tamam ya. Oğlum bu adam hem yüksek hem kaslı, ben burada böyle sen hamam böceği gibi kaldım. Sen yok oldun ya. Başladı oğlum. Başını mı? Allah. Türk ifşalı da kovdu. Şu an canlı YouTube. Kaptan Kök. Boğacık ne kadar etkileyecek çok merak ediyorum. Al bak bakayım nasıl. Oğlum kör oldum ya. Videonun mantığı ne? Yani şimdi arkadaşlar şöyle ben söyleyeyim o zaman videonun mantığını. Şimdiye kadar izlenir videolarda kamera karşısında rol yapan Emre Karaçor'u gördünüz. Şimdi burada eski ve yakın arkadaşlarıyla gerçek Emre Karaçor'u tanımaya hazır olun diyor. Aslında o sıraya ben gittim. Maske taktım. Skull of Steel'de ben uğraşıyorum bu arkadaş. Sadece... Kaslar şişme. Tabii tabii. Şu an Türkiye'deyiz bu arada. Emre'nin bir imza günü olacak. 3 kişi geldi. Sen birazdan gitmeye çalış bakalım. Ben ilerlerim abi. İlerliyor zaten. İlerliyor. Bavul var ama ne koyayım. Büyük kocu gibi arkası ya. Dekolardan arkası çıkmasın. Ulan falan sen çıkın adamın. Ben bir iki saat tuvalete gideceğim abi. Şu bir hapşırırsam öleceğiz yani. Yani şu anda... Ebola salıyorum. Abi bu araları bak kırpıp koyacak. Arnı şıvar zengar altını tabanla taracak. Oğlum bak şu güvenlik tarafı koymasak. Minden sana verdim de bunun altı yok birader. Ben havada mı duracağım Simbah gibi? Ben de bakıyor ya. Hepinizin bir şeyi var abi. Benim niye yok abi benim içeceğim falan. Kadıköy. Şu an gerçekleşiyor. Ya her kaptan F-30. Canlı yani. İlk 5. izleyicimizi. Oğlum niye açık adres veriyorsun? Evet, konu anı. Değil mi? Anı paylaşma. Yani. Bu zamana kadar yaşanmış anılar. Burada Furkan Akkener'in güzel güzel bir anısı var. PlayStation kafada yaşadığı. Azeri abiler. Evet o kirpi saçlarıyla okurduğum evet. Bir bahsetsin bakalım. Evet, seni tıraş etmek için etmemek için. İlk konu PlayStation kafede kim vardı? Kimiz kim sahibi? Ya kafeye biz bakıyorduk işte. Ondan sonra nasıl böyle oyunlara bakıyorduk abi. FIFA 14 mi 13 mi o zamanlar. Bir tane işte... 1009 falan. Yine, tabii tabii. PlayStation 3 zaman 4 yok. Bir tane abi geldi işte dedi ki... Rekorder. Aynı şu tarzda şöyle bir konuşma yaptı. Kardeş, kafam bozuk. Yazları birbir açar mısın? Siz metalika falan çalıyor yani. Bir şaka falan sandık. Siz kasada falan duruyorsunuz. Kasada duruyoruz. Bir şaka falan sandık. Kafe sizin yani. Kafe bizim değil. Biz oraya bakıyoruz. Ama kasadasın. Siz mekanın sahibi... Mekanın sahibi Nedim abi. Biz yani Ekrem abiyiz, anladın mı? İki kumara geldik, gideceğiz yani. Tamam. İşte ondan sonra gayet sert bir ses dönüyor işte. Kafam bozuk, Azerbaycan falan deyince bizi hani açıklar gibi bizi tanımasınlar. Ondan sonra açtık abi falan. Çıkarken dedi ki eyvallah kardeş bizi kırmadın falan. Yalnız dedi suratında bir şükür var falan, bir sıkıntın var falan dedi. Dedim abi yok bir sıkıntı falan. Sıkıntı varsa indiririz dedi. Gerçekten yaşandı mı? Yaşandı. Yalnız dedi aile meselesine karışmış. Ben dedim herhalde adam taşıyıcı cesis dedim falan. Önce bir durdum karşısına falan. Sonra abi dedim eyvallah. Bir sıkıntı saygı abi. Saygılar abi dedim. Öyle. Sen bu Lipton'dan bayağı para aldın. 30 bin arkadaşlar. Arkadaşlar Lipton çok çok çekiyor. Lipton'dan şöyle bir... Arkadaşlar aşağıdaki reklama tıklarsanız Lipton'da hiçbir alakası olmayan bir reklamı göreceksiniz. Peki bu anının adı ne? Anının adı... Kardeş kafam bozuk Azer konuşalım. Çok uzun oğlum tutmaz. Tutmaz mı? Azer. Kardeş, başka bir şeydi. Kardeş kafam bozuk. Azer'in en baba şarkısı neydi? Darda yemeği aneyi falan olsun. Tamam. Yok yok. İlk anının adı şu bence olsun. Bence şey olsun ya. Aile işlerine karışmıyoruz. Kardeş yalnız aile işlerine ha. Karışmıyoruz. Ya da çok kendisini güzel. Ben öldürmüş oldum mu? Evet bir sonraki anımız ne? Bak bir sonra birinci anım o. Moruk sen kafana kedi düşmüştü, onu anlat istiyorsun. Kafama bak, çok kısa da sen. Kedi mi düşmüştü? Ben yok, ben betona girmeyi hikayemi anlatmam. Bence de anlatmam. Terlik kalbim. Speko düştü lan. Oğlum kaç kere dedim ki ekibi Onedo'dan alın diye. Arkadaşlar bir gün yazlıktan dönüyorum. Gayet mutluyum. Nasıl güzelim. Bronzlaşmışım. Müziği takmışım. Drake'i açmışım abi. Döndüğün yer İzmit. Short. Tabii İzmit. Short, oğlum İzmit dedin, yaya kaptan dedin, F-30 dedin, bir daireye vermedin. Zaten kapıları çatlar bizi bulurlar abi. Neyse moruk dönüyorum yazlıktan. Short, tişört, beyaz, ayakta terlik şıpıdık. Sabah saat 6.30. Otobüsle inmişim eve yürüyorum, müziği taktım. Sakin sakin yürüyorum. Tramvay yolu yapıyorlar buraya bir tane. Abi betona dökmüşler deliye. Moruk
betonu dökmüşler. Betonu dökmüşler çukur. Ne sağını kapamışlar ne solunu. Ben de sakin sakin yürürken adımı bir attım abi. Bak bele kadar betona girdim. Hani böyle mafya sahnelerinde adamları bağlayıp betona... Zeki ile Metin filmlerinde olurdu hatta. Tabii tabii. Hani betona döküp kurutup sonra denize atardım. Tabii tabii. Bildim. Zeki Metin yani direkt. Abi ayağa attım. Diğer ayağımla tırmanıp bir çıktım ama zor çıktım. Bak, bacakları full beton içinde. Moruk çıktım bir baktım terliğin teki yok. Dedim bu terliği nasıl yapacağız? Kolu soktum bir aradım biraz. Yok tabii. Ya kol orada kalsa donsam bir sarı. Tarkan filmini hatırla. Kurt çıkarmıştın orada. Sen köpek ama de. Kötü pozisyonda donardım o kötü oluyordu. Kendisinden donardım. Amuda falan mı da girdin? Tarkan reklamda işliyoruz abi. Çünkü aspara abi. Çünkü asıl para renk var diye. Çıta ile dokun. Kolu kaybet. Kolumuz ebola falan olması için. Azıcık da. Ya gözümü seveyim şu. Buraya bir örümcek efektlerine. Buraya bir çakmak çakıyoruz şu anda. Çakmağı çakıyoruz sen bizi patlat. Çak. Dur şu an efektleri bu. Ya bu güzel kokuyormuş ya. Bana güzel güzel. Bayağı bir afiyet. O da var. Ondan sonra böcekler niye ölmüyormuş? Ya da kafalar... Yanlış bir şey var ya demek ki ya. Bilimsel. Sonra nasıl çıktı? Terlik kaldı. Abi terlik kaldı. Çıplak ayak eve yürüdüm abi. Peki diğer terliği attın mı kenara? Terliğe gerek yok. Adamın ayağının altında asfalt oldu. Ha, diğer... Bastığı yer zaten şey yani. Moruk diğer terliği atmadım. Bir ayağında terlik bir ayağın çıplak. Öyle görüyorum. Oğlum ikisini çıkarsın. Senin önemli değil itfaiye falan aramadın. Oğlum bak ilk düşer düşmez güvenler var. Adamlar ne tepki vereceğini şaşırdı. İtfaiye mi arayacaksın, ambulansı mı, polisi mi? Anladın mı yani? Öyle bir durumda ne yaparsın? Saatinden geldi, üç yıldız oldun ya. Hani tabii bir tank geldi, anladın mı? Helikopter. Aynen öyle bu. Sonra ne yapayım ben de öyle eve gittim. Eve gelene kadar kurumuşum abi. Eve gelene kadar kurudum baktım bacağı alçı almışlar abi. Çağırsana mı Hilti ile gelirdik abi. Yarım saat girdim de çıktı anca. Hilti ne? Satisfaction. Hilti ne? Nereden biliyorsun? Hilti ne? Hilti var ya oğlum betonda tak tak tak. Hilti. Ben ilk kez duydum bir abi. Hilti değil. Boş zamanlarda nasıl bir makam var? Şöyle düşün. Şöyle düşün. Hilti bilmeme sen ne diyeceksin o halde? Delici. Taş delici. Yok. Çok o, çok güzel bir çok mat. Şey. Öz çekim gibi bir şey oldu yani. Büyük. Selfie yeme desek öz çekim gibi. Büyük mat kap. Bak büyük mat kap. Yani çok ya Türkçemiz biliyorsun sıkıntı o değil. Büyük mat kap dersen her yere girer yani o gibi. Aks Avustralya. Hi guys. İngilizce mi devam ediyoruz? Madem bunu bir şey yapalım biraz. İngilizce devam ediyoruz. Bak bir şey yapsana. Onu da sık. Çakmak. Nefes alamıyorum. Çakmak yapıyordun. Ateş çıksın. Oğlum patlayacağınız gibi durmayın. Yani. Öyle değil lan ver bakayım. Çok, 1 milyon izlenir. Patlarsa 1 milyon izlenir zaten. Oğlum bunun içinde yok ki. Bak, bana doğru sevineceğim ya. Yok yok içinde. İçinde yok. Yeğeni ver bakayım. Ver bile. Oğlum kamerayı yakarsın. Oğlum doğal efekt. Ekmeğimiz. Doğal efekt. Ekmeğimizin oldu. Doğal efekt lan. Gel. Benim ana abi şey tuvalette örümcekle karşılaşmam. Hadi bakalım. Şimdi ayıptır söylemesi, ben bir de işerken de ayakta değil, oturarak işeyen bir adamım. Neden? Yani, önce bunu açıklayalım. Birinci dünya ülkesi çünkü, ayakta işemiyoruz abi. Hiç kimse mi işemiyor? Oturarak. Ben burada da oturarak. Koşu ülkede kimse mi işemiyor? Olmaz. Bazıları işiyor. Benim ama tarzım bu. Bir restorana gittim, sadece şey var. Topluma şey, açık tuvaletlerde nasıl oturmanın içerisinde abi? Kroşet, topluma açık kroşet değil abi. Arkadaşın evindeyiz. Yukarıya çıkmış işte dağ başı, tamam mı? Dağ başına zaten çıkana kadar işte bir sürü hayvan o bu. Jurassic Park alamesini bir atlattık. Sonra ben abi tuvalete girdim. Tuvalet de göt kadar. Hakikaten göt kadar. Hani götün sığıyor sadece öyle bir tuvalet. Ben oturdum dışarıdan abi. Dışarıdan bir tuvalete pişiyorsun ya. Ayaklar dışarıda. Dışarıdan hortumla bağlıyorlar içeriye doğru akıyor. Sonrasında abi oturdum işte, indirdim falan filan normal. Yani indirmen gereken çok normal tuvalet şeyleri. Ondan sonrasında köşede de bir tane böyle şey var işte. Peçeteleri alman gerekiyor isterseniz haliyle. Peçeteyi aldım abi, oradan böyle eli uzattım bir şey çıktı. Dokundum. Ben tutmadım o sırada tutmadım. Yani eli uzattım böyle bir şey geldi oradan ama bu kadar. Böyle örümcek bana doğru geldi abi. Hayatımda daha öncesinde oturup İşerken bir anda ayağa kalkıp hiç işememiştim. Bir anda örümceğin çıkmasıyla abi bağırdım ve her yere işedim. Bir şey ben o zaman örümceğin üstüne işemeye çalışırdım lan hani ya. Sanki örümceğin üstüne yani ağ atarsan işerken ağ atıp ağ bırak. Bir hani çükük ayet atıp alıyormuş düşünsene.
Herkes sağ abi. Ahmet iyi yapıyor. Ahmet kenarda. Bayağıdır oynamıyor. Oyunladı neydi lan? Rapor dedi. Ol kimler diyeceğim. Oğlum tuvalet dedim bak ben hiç şu an aklıma geldi. Videonda hiç bahsetmedi. Tarık Uslu var mı orada? Yok. Yok. Bahsettin mi videoda? Bahsettin mi? Tabii tuvaletten sonuçta. Zaten sıkıntı. Ben o yüzden sıçmıyorum abi. Abi. Üç gün tuttuğum biliyorum. Allah Allah. What the fuck? Sıçıp duş aldım. Çok oluyor. Normal. Duşu da kullanmıyorsun. Arkadaş Avustralya'da yaşamış galiba. Yok, çok oluyor demeden çok oluyor. Araştırdım. Ama en kötüsü abi hani Mısır'da da mesela var Tahret Uslu ama bildiğin hortum var yani. Bayağı boydan yıkıyorsun yani. Japonlarda yani ikisinin arasını ya, bir Türkiye'ye Japonlarda bulmuş. Çok güzel var abi böyle bir sürü modu var. Adamlar hani hızlı olur. Adamlar hemen diğer gidiyor. Hani birkaç açılımı vurdurayım, yerden mi sektireyim anladın mı? Ama şimdi Japonlarda da hani adam hızlı bitiyor. Kıstas hani kısası var. Belki bir zenci oraya taşınmıştır. Ona göre moda ayarlıyor. Bunda ne alakası var? Oğlum işte. Oğlum şeyler ayarlıyor işte. Sen çok iki şey ya. Üç saniyede yarım söyle ya sen söyle. Normal. Sen yapamadan bir şey. Sen sor. Sen sor. Senin takip Azerbaycan'ın takipçi var mı? Evet buradan Ayvalanlara. O zaman böyle bahsettiğim için soğuklamadım. Burkan Avustralya hakkında hiçbir araştırma olmadan 7 saçma bilgi ver desem ver bakalım ne diyeceksin? Tuvaletten yılan çıkıyor. 1. Hiç olmadı örümcek tarafta çıkıyor. 2. En olmadı okyanusta yakasında timsah çıkıyor. 3. Çüş okyanusta timsah. Var var ben izledim. Okyanusta. Okyanusta yakın bir evden yavru timsah çıkıyor. 4. Yavru. Niye yavru? Büyü nasıl çıksın? Büyü çıkmaz. Büyü ne evde? İçinden geçmesi lazım. Büyü ne evde yavrular okyanusta. Belki vidanjör var. Tam 3 timsah çıktı. Abi şey kadar yarısı var zaten. Bu Pokemon oynuyor. Zubat Golbat var ya gelişik yani hani. Pokédex'te olmayan bir Pokemon düşünün. 4. 15 katı. Pokétopuna sığmıyor yani. Sığmıyor. Zubat çıkıyor, Golbat çıkıyor. 4. 4. Kangurla zaten baş başına. 5. Havada karada tokatlarsın yani. 5. Mahalle başı Muhammed'e de var anladın mı yani? 5. Birinden kaçsan biri indir. Tamam. 6. 6. Fallout 4. Canlı yani hani şey oynayabilirsiniz Fallout 4. Oynamadıysanız VR olarak test edebilirsiniz abi. Avustralya'da. Evet. Öyle diyorsun. Şu abi uçan aman böceklerinden tut. Tamam 6. Son olarak Avusturya hakkında ilginç bir bilgi ver bize. Son olarak kızları güzel. İlginç değil mi? İlginç değil. Avusturya'da tanıdığım Türkiye'de desen ilginç olurdu. Avusturya'da tanıdığım kaç tane kız var? Modelleri sayarsam onları dahil mi? Say lan. Say. Saydın mı lan? 300 bin tane model var. Ben daha çok İskandinav bölgesine baktığım için. İskandinav bölgeye bakıyorum. Uzun. İzlanda. Aile işlerine kaçmıyor. Tabii evet aile işlerine kaçmıyor.